Çocukluğumdan beri korku hikayelerini severim. Dinlere, perilere ve hayaletlere inanmasam da onlarla ilgili hikayeler dinlemek beni her zaman mutlu etmiştir. Korkunun insan üzerinde bıraktığı o keskin etki, ensenizden başlayıp vücudunuza yayılan o derin his. Bu yüzden sırf kendim için, kendim sevdiğim için bir korku kitabı yazmaya karar verdim. Hedefim de Türkiye'nin farklı şehirlerine gezip korku hikayeleri toplamak. En sonunda da bunları tek bir kitapta birleştirmek vardı. 90'lı yılların sonunda da bu amacımı gerçekleştirmek için ilk adımı atmaya karar verdim. O zamanlar fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Kendime ait bir stüdyom vardı ve çok şükür iyi de para kazanıyordum. Bu yüzden stüdyoyu 3 aylığına çok güvendiğim bir çalışanıma emanet ederek hazırlanmaya başladım. İhtiyacım olan tek şey fotoğraf makinem ve beni dilediğim yere götürecek arabamdı. Başta çadır olmak üzere doğal hayatta yaşamamı sürdürebilmemi sağlayacak eşyaları tamamladıktan sonra yola çıktım. Şehir şehir, köy köy gezip insanlarla tanışmaya başladım. Fotoğraflar çektim ve bu fotoğrafları dergilere satıp kazanç sağladım. Bir sürü yaşanmışlıkla, bir sürü yerel efsaneyle karşılaştım. Geceleri gelip çocuk kaçıran cinlerden tutun da güzel bir kız gibi görünüp aslında korkunç birer yaratığa dönüşen canavarlara kadar pek çok hikayeyi zihnime ve defterime yazdım. Yolculuğum uzadı. 3 ay diye çıktığım bu yolculukta neredeyse birinci yılımı dolduracaktım. Ankara'da küçük bir köy kahvesindeyken muhtar koşarak yanıma geldi. "Beyim, sizi arıyorlar," derken koşmaktan yüzü yüzü kan ter içinde kalmıştı. Şaşırmıştım. Ailem genelde gittiğim yerlerde. Ben onları arayana kadar beni aramazdı. "Buraya geldiğim," dedi. "Onları aramadığım için nerede olduğumdan nasıl haberdar olduklarını anlayamamıştım. Ama muhtara ait küçük binaya gittiğimde arayanın annem olmadığını anladım. Telefonun ucunda küçük bir kız çocuğu vardı. Ferit Bey'le mi görüşüyorum acaba derken sesi ağlamaklı geliyordu. "Evet, benim," diye yanıtladım onu. "Tüm köy gitti," dedi. Telefonun öbür ucundan ağlarken "burada tek başıma kaldım. Küçük bir çocuğun nasıl olup da bana ulaştığını anlayamasam da telaşa kapılmıştım. Ona köyünün nerede olduğunu sordum. Çankırı'daki küçük bir köyün adını verdi bana. Herkesin nereye gittiğini sorduğumdaysa cevap vermedi ve telefonu kapattı. Şaşkınlıkla ahizeyi elimde tutarak orada durmaya devam ettim. Kendime ancak muhtarın meraklı bakışlarını gördüğümde geldim. Muhtar, bu işte bir iş olduğunu, gitmemem gerektiğini söyledi. Mantığım da muhtarı dinlemekten yana olsa da içgüdülerim bana o köyü ziyarete gitmemi söylüyordu. O gece sabaha kadar uyumadan uzun uzun düşünüp ne yapmam gerektiğine karar vermeye çalıştım. En sonunda da o köye gitmemin en doğru şey olacağına karar verdim. Kaldığım köyden adı Ufuk olan genç bir delikanlı da benimle gelmek istediğini söyledi. Yolculuklarımı tek başıma yapmaya alışkın olduğum için ilk başta bu teklifini kabul etmedim ama muhtar araya girerek kabul etmem için beni ikna etmeye çalıştı. Bu işte bir iş olabileceğini, Ufuk'un da tüfek kullanmayı bildiğini söyledi. İstemeye istemeye de olsa bu teklifleri kabul etmek durumunda kaldım. Çünkü içten içe ben de bu aramanın normal bir arama olmadığını hissediyordum. Bu yüzden Ufuk'la birlikte fazla uzun sürmeyecek yolculuğumuza başladık. Sessiz sakin bir çocuktu ve kollarının arasında sıkıca tuttuğu tüfek en değerli hazinesiymiş gibi ondan bir an olsun ayrılmıyordu. Hava yavaş yavaş kararmaya başladığında köye çok az bir mesafemiz kalmıştı. Bir yerde arabayı durdurmuş, haritaya bakarak köyün tam olarak nerede kaldığını anlamaya çalıştım. Arabayı yeniden çalıştırdığımda Ufuk konuşmaya başladı. "Bizim orada bir hikaye daha var," dedi. "Aslında İç Anadolu'nun zaman zaman farklı yerlerinde gerçekleşen bir olay bu." Tüm ilgim onun üzerinde. Arabayı sürmeye devam ederken merakla anlatacaklarını beklemeye başladım.
Ufuk gözlerini bir an olsun sıkıca tuttuğu tüfeğinden ayırmayarak sessizce konuşmaya başladı. Bizim köyde yıllar önce yaşanan, tanık olanların yıllar önce bu dünyadan geçip gittiği bir hikaye var, dedi. Anlatılanlara göre bir gece ormanlık araziden küçük bir kız çocuğu gelmiş ve köy halkından yardım istemiş. Köy halkının büyük bir kısmı kıza yardım etmekten yana olsalardı, köyün en yaşlılarından olan Hafize Ana buna karşı çıkmış. Kızın cinlere karışmış olabileceğini, köye musallat olabileceğini söylemiş. Ama bu kız çocuğu o kadar güzel ve o kadar masummuş ki köylülerden hiçbiri bunun mümkün olamayacağını düşünmüş. Kızı yedirip içirmişler. Ona kalacak bir yer vermişler. Köylülerden birkaçı kız için tavuklarını kesip pişirirken bir kısmı da ineklerini sağıp sütü kıza içirmişler. Kız köyde günlerce kalmış ama kimse de çıkıp ona neden yardım istediğini sormamış. Tüm köy halkı sorgusuz sualsiz kızı mutlu etmek için çabalayıp durmuş. Köylüler kızın kendi evlerinde kalması için birbirleriyle yarışıp durmuşlar. Kimse neden bu şekilde davrandıklarını bilmese de kendilerine engel olamıyorlarmış. En sonunda bir gece köyün tüm halkını evine toplayan Hafize Ana onlara kızın bir cin çocuğu olduğunu, herkesi kendisine köle ettiğini söylemiş. Köy halkından kimse ona inanmasa da kızın gerçek yüzünü görmeleri fazla uzun sürmemiş. Kızın gelişinin ardından hayvanlar telef olmaya, ambarlar boşalmaya, sular kirlenmeye başlamış. İşte o an köy halkı Hafize Ana'nın en başından beri doğruyu söylediğini anlamış. Bazı çobanlar geceleri kızı koyun sürülerinin içinde gördüklerinden bahsetmiş. Köy halkı ayaklanmış ve kızı köyden kovmaya karar vermişler. Ama ne yapıp ne etseler de kızı bulamamış, kızdan geriye kalan bir ize bile rastlamamışlar. Hiçlikten gelen kız öylece hiçliğe karışıp gitmiş. Ufuk bu hikayeyi anlattıktan sonra sustu. Bu hikayeyle ve sessizliğiyle bana ne anlatmaya çalıştığını çok iyi biliyordum. O kızın aynı kız olduğunu düşünüyordu. Size söylediğim gibi korku hikayelerini severim ama onlara inanmam. Bu yüzden Ufuk'un anlattıklarına da inanmadım. Hem bir haftadan fazladır onların köyündeydim ve köylülerden hiçbiri bana bu hikayeyi anlatmamıştı. Kızın ismini verdiği köye ulaştığımızda gerçekten de korkunç bir manzarayla karşılaştık. Köy yerli yerinde dursa da ortalarda hiç kimse gözükmüyordu. Öylece her şeylerini bırakıp çekip gitmişler gibiydi. Köyün çeşmesinde, sokaklarında insanlardan geriye kalan eşyaları görebiliyorduk. Sepetler, kovalar, hatta kıyafetler köyün sokaklarına dağılmış haldeydi. Köyde sanki beklenmeyen bir savaş çıkmış ve herkes köyü dakikalar içerisinde terk etmiş gibiydi. Arabayı köyün çeşmesinin önüne geldiğimizde durdurdum. Camları açtım. Ufuk yanımda korkudan titreyerek etrafa bakıyordu. Ona bir şey duyabiliyor musun diye sorduğumda sadece başını hayır anlamında sallayabildi. Ben de dedim ona, bu çok tuhaf. Ne bir hayvan ne de bir böcek sesi var. Aslında arabadan inerek köyü gezmeyi düşünsem de arabadan ayrılma riskini göze alamadım. Aklıma gelen tek şey muhtarlığın olduğu binayı bulmak ve jandarmalara haber vermekti. Arabam karanlığı yara yara gecenin ve köyün içinde ilerledi. Etrafta arabadan yükselen motor sesi dışında başka hiçbir ses yoktu. Köy tamamen karanlığa gömülmüştü. Bu yüzden köyün yalnızca farların aydınlatabildiği kısmını görebiliyorduk. Evlerin kiminin kapısı açık, kimininki ise kapalıydı. Mevsimlerden yaz olduğu için bahçelere kurulan ama kaldırılmaya vakit bile bulunamadan gidilen sofraların sahipsiz bir biçimde yerli yerinde durduğunu görebiliyordum. Ufuk titreyen elleriyle tüfeğine daha da sıkı sarılarak "Abi, Allah aşkına dönelim," dedi. Haklıydı. Dönmemiz lazımdı. Bunu ben de çok iyi biliyordum. Ama içimden yükselen meraka engel olamıyordum.
Bu köyde ne yaşandığını öğrenmek istiyor. Geride hiçbir gizem kalmayana kadar araştırmak istiyordum. Son bir yılımı bu tip olayların peşinde yolda geçirmiştim. İçimden bir ses, bu köyün, hayallerimin de, araştırdığım hikayelerin de ötesinde bir sırra sahip olduğunu söylüyordu. Bu yüzden UFO dinlemeden arabayı köyün içinde sürmeye devam ettim. Sessizlik ve karanlık korkutucuydu ama asıl korkutucu olan bilinmezlikti. İnsanların nerede olduklarını anlamamak, başlarına ne geldiğini bilmemek insanı deliliğe sürüklerdi. Üzerinde muhtarlık yazan binayı gördüğümde arabayı önüne park ettim. Ufuk da benimle birlikte arabadan inse de binaya girmedi. Girişte nöbet tutmasının daha iyi olacağını söyledi. Onu içeri girmesi için zorlamadım. Arabadan el fenerini alıp küçük binaya girdim. Muhtara ait olduğunu düşündüğüm masanın üzerinde yarısı içilmiş bir bardak çay duruyordu. Muhtarın ceketi sandalyenin arkasına asılı, tespihi ise masanın üzerindeydi. Sarı, kirli renkteki telefonu alıp kaldırdım. Hat kesikti. O anda gözüme telefonun hemen yanında duran bir kağıt takıldı. Işığı kağıda tuttum. Bozuk bir el yazısıyla "Bize yardım et" yazıyordu. Korkuyla kağıdı da telefonu da elimden bırakıp muhtarlıktan çıktım. Ufuk kapının hemen önünde elinde tüfeğiyle dikiliyordu. "Ne oldu abi? Telefon çalışıyor mu?" diye sordu ama suratımın halinden cevabını almıştı. Birlikte yeniden arabaya döndük. Dakikalarca köyün içerisinde ilerlesek de ne bir insana ne de bir hayvana rastladık. İşin ilginç yanı, beni arayıp yardım isteyen kızdan da hiçbir iz yoktu. Köy başlı başına bir bilinmezliğin içine çekilmiş gibiydi. En sonunda köyün dışındaki evlere ve mezarlığa ulaştık. Mezarlığın yanından geçerken gördüğümüz görüntü yüzünden neredeyse mezarlığın etrafını çevreleyen çitlere çarpacaktık. Yüzlerce açık mezar mezarlığın içinde sıralanmıştı. Hepsinin başına birer tane kürek konulmuştu. Korkuyla dua etmeye başladık. Camları kapattım. Arabayı kilitledim. Mezarlığın hemen yanına park ederek durdum. Geceyi ve açık mezarları aydınlatan tek şey arabanın farlarıydı. Ufuk korkuyla silahını hazırladı. "Abi ne oluyor?" diye sordu. "Keşke bilseydim. Keşke neler olduğunu bilseydim." Karanlığın içinden bir ses duyulunca arabanın farlarını söndürdüm. Mezarlıktaki ağaçların arasından bir adam çıka geldi. Kamburu çıkmıştı ve yavaş yavaş açık mezarların arasında yürüyordu. Mezarlardan birinin önüne geldiğinde durdu. Mezarın başına dikilmiş olan küreği eline aldı ve açık mezarın içine uzun uzun baktıktan sonra toprağı kürekle içine doldurmaya başladı. Bu hareketi yavaşça ama belli bir ahenk içinde tekrarlamaya devam etti. Sonra diğer mezara geçti. Sonra bir diğerine. Her ne olduysa bir anda kafasını kaldırıp etrafına bakındı. Elindeki küreği bırakarak geri geri çekildi ve kambur belinin el verdiği ölçüde hızlı adımlarla neredeyse koşarak geldiği yöne doğru gözden kayboldu. Hala açık bir sürü mezar olmasına rağmen geride dönmedi. Arabanın kilidini açtım ve "Hadi inelim Ufuk" dedim. Ufuk arabadan inmek istemese de o da indi. Birlikte mezarlığa girdik. Adamın az önce doldurduğu mezarlara baktığımda hepsinin üzerinde bir adet siyah tüy olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla kaşlarımı çattım. Hayatımda ilk defa mezarların üzerine tüy bırakıldığını görmüştüm. Daha sonra açık mezarlardan birine ilerledim. İçinde kefenle sarılmış bir beden olduğu açıkça belliydi. Ufuk bu görüntüyü görünce yeniden korkuyla dua etmeye başladı. Tüfeği artık korkudan doğru düzgün tutamıyor. Her an biri üzerime çullanacakmış gibi tedirgin dualar eşliğinde etrafa bakıyordu. Hiç düşünmeden fazla derin kazılmayan mezarın içine girdim. Bu yaptığım şeyi yıllar sonra dehşet içerisinde hatırlayacaktım. Nasıl bu kadar korkusuz ve gözü kara olmayı başarabildiğimi bilmiyorum. Ama o anda düşünmeden kefenin surat kısmını sıyırıp açtım.
Ölünün bedeni bir erkeğe aitti. Orta yaşlardaki bu erkek ölüden ziyade uyuyor gibi gözüküyordu. Bedeni soğuktu. Fakat henüz kopmaya başlamamıştı bile. Sanki henüz ölmüştü ve her an dirilmeye hazırdı. Mezardan çıkıp bir başka açık mezara girdim. Sonra bir başkasına ve bir başkasına. Hepsinde ölülerin durumu aynıydı. Hepsinin yeni öldüğü çok belliydi. Toplamda 100 tane açık mezar saysam da sadece 32 tanesinin içi doluydu. Ufuk'la yeniden arabaya döndük. Daha fazla burada vakit geçirirsek adamın geri döneceğinden endişeleniyordum. Ufuk tek bir kelime bile etmeden yalnızca dua etmeyi sürdürerek yolcu koltuğuna oturdu. Köyden çıktık. Ne mezarları kapatan adama ne de bir başkasına rastladık. Dönüş yolculuğu boyunca korku içindeydim. Ankara'daki köye geri döndüğümüzde olanları muhtara anlattık. O da jandarmaya haber vereceğini söyledi. Köy ahalisinden birinin beni misafir ettiği küçük odaya döndüğümde yaşananların da etkisiyle huzursuz bir uykuya daldım. Uykumda o köye geri döndüm. Bu sefer yürüyerek köyün sokaklarında geziyordum. İnsanlar hayattaydı. Bazıları evlerinin önünde oturmuş gözleme yapıyor. Bazıları ise kahvede tavla oynuyordu. Ama herkes hayattaydı. Köy gerçekte olduğundan daha çok hayat doluydu. Sonra köyün mezarlığına geldim. İşte o zaman orada dikilen küçük kızı gördüm. Sarı saçları sıkıca iki yandan örülmüştü. Elini bana uzattı. Sonra da gerisinde kalan ağaçlık alanı işaret etti. Bana neden gelmedin diye sordu. Tam orada duruyordum. Beni görmedin. Kızın sesi telefondaki kızla aynıydı. Korkuyla rüyamdan uyandım. Etrafıma bakındım. Muhtar tepemde dikilmiş beni izliyordu. Gel hadi, kahvede seni bekliyoruz dedi. Kahveye gittiğimde tüm köyün orada toplandığını gördüm. Ufuk köşede bembeyaz bir ifadeyle oturuyordu. Neler oluyor diye sorduğumda beni de bir sandalyeye oturttular ve muhtar konuşmaya başladı. Jandarmalar sabah köye gittiğinde köy halkının geriye kalanının cesetlerini köyün okulunda bulmuşlar. Hayatta kalan tek bir kişi varmış. O da çoban. Ölenleri gömmeye çalışırken bulmuşlar onu. Köye 2 hafta önce gelen küçük bir kızdan bahsetmiş. Kız köye geldikten sonra da nasıl cinlerin köyü bastığını anlatmış. Her eve, her nefesin içine sızmışlar. Koyunları otlatmak için köyün dışında olan çoban dışındaki herkesi öldürmüşler. Jandarma buna inanmamış ama tek bir adamın tüm köyü öldürmesi de mümkün olmadığı için onu hastaneye yollamışlar. Duyduklarım karşısında korkuyla titredim. O gün o köyden ayrıldım ve bir yıllık maceramı sonlandırmaya karar verdim. Bir yıl sonra tekrar evime dönmüş olmanın huzuruyla yaşanan her şeyi geride bırakabileceğimi düşündüm ama yanılmışım. Evime döndüğümde yatak odamdaki yatağın üzerinde küller buldum. Bir yıldır hiçbir insanın adım atmadığı evime nasıl olur da bu küller gelebilirdi? Korkuyla evi temizledim. Aradan yıllar geçse de zaman zaman hala evin bazı yerlerinden küller çıkmaya devam ediyor. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.